Evet, hipotenüs uzunluklarını 2 kök 2 vermiş. Bunlar eş ikizkenar dik üçgenlermiş. Şekilde gördüğünüz gibi. Buna göre son durumda CD noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar şurası 2 kök 2 ise buralara 2 2 kalıyor değil mi? Çünkü buralar 45 derece. Bu bilgiler ışığında şu A ile B arası 3 tane hipotenüs uzunluğunda. Benim bir hipotenüsüm 2 kök 2 ise 3 tanesi kaç eder? 6 kök 2. Benim bir kenarımda 2 birim uzaklıkta. Buradan B ile D arasında Pisagor uygularsam buradan BD'ye de ben x diyeyim. Burada Pisagor uyguluyoruz. X kare artı 4 eşittir 72 ise buradan x kare eşittir 68. X eşittir kök 68. Kök 68 de ben ne diye yazarım? 4 çarpı 17 diye yazarım. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 17. Benden CD isteniyordu. Yani şurada ikilik bir kısım var ikizkenardan. Ben bunu da çıkartırsam eksi 2 cevabım Denizli. Evet, uzunluğu 34 metre olan elektrik direği fırtına nedeniyle ortadan ikiye kırılıyormuş. 9 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine gelmiş. Bizden kırılmadan önce direğin duvara uzaklığı kaç metredir diyor. Şimdi geldim. Ben bu şeklimi şuradan bir düz çizgi çekerek tamam, bir dikdörtgen bir üçgen diye ayırayım. Buradan 9 buraysa karşısı da 9 olacak. 17'den 9 çıktı buraya 8 kalacak. Burası zaten 17 idi. Buradan 8, 15, 17 üçgenini gördüm. Ve uzaklığımı 15 bulurum. Evet, kenar uzunlukları 5 santim ve 12 santim ABCD dikdörtgeni. Biçiminde bir kartonun AB ve CD kenarları AC köşegeniyle çakışacak biçimde katlanıyor. Katlama sonucunda B ve D noktalarının köşegen üzerinde karşılık gelen B üstü ve D üstü noktalarının arasındaki uzaklık kaç santimdir? Bizden şu bölüm istiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi burada 5, 12, ben 13 üçgenimi görüyorum. Benim toplam AC uzunluğum 12. Buradan şekle iyi bakın arkadaşlar. Benim şu B köşem değil mi? Katlanıyor geliyor şuraya. B üstü oluyor. Peki benim AB uzunluğum 12 değil mi? Artık benim şu A ile B üssü 12 olacak değil mi arkadaşlar? Benim AC komple 13 ise burası 12 ise buraya 1 kalıyor. O zaman ben diyorum ki 1 buraysa özdeşlikten 1 de buradır. Ve toplam benim uzunluğum 13'tü. 2 çıkartırsam 11'i bulurum. Evet, bizden tanjant alfa değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar bura 4 ise burası da 4. Bura x ise burasına da 10 eksi x kalıyor. Şimdi birinci durumda şu üçgendeki tanjant alfamız kaç? Karşı bölü komşu. Yani 4 bölü 10 eksi x. Eşit olmak zorunda. Çünkü buradaki açımız da alfa. Yani buradaki açıyla aynı. Açı aynı olduğu için değer de değişmez. Bu mantıktan geliyorum. Karşı bölü komşudan x bölü 4'e eşitliyorum. Buradan bir içler dışlar yapayım. X çarpı 10 eksi x eşittir. 4 kere 4 16'ymış. Buradan 16 nedir? 2 çarpı 8'dir değil mi? Ben burada x'e 2 dersem, evet x'e 2 koyduğum zaman ondan 2 çıkart 8 geliyor. Benim x'im 2 ise gelip şurada benim x'im 2 ise gelip şurada karşı bölü komşudan 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 bulurum. Buna göre tanjant alfa değeri kaçtır? Arkadaşlar tanjant teta'yı 5 verdiğine göre ben şuradan bir dik indireyim. Bu ne demek? Karşı bölü komşu. Şimdi bu mantıktan buralar kaç oldu? Alfa bölü 2. Alfa bölü 2. Yarım açı formülünden ne yapmam lazım? Tanjant alfa eşittir. 2 çarpı tanjant alfa bölü 2 bölü 1 eksi tanjant kare alfa bölü 2 formülünden. Buradan tanjant alfa bölü 2 nedir? Karşı bölü komşudan 1 bölü 5 değil mi arkadaşlar? Ben gelip yerine yazarsam 2 çarpı 1 bölü 5 bölü 1 eksi 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 25 direkt yazdım. Buradan 2 bölü 5 payımız 2 bölü 5 çarpı paydamız da 24 bölü 25'ten ters çevir çarp 25 bölü 24. Buradan 25 ile 5 gitti 5 kaldı. 2 ile 14 gitti 12 kaldı. 5 bölü 12 işaretlerim.
Evet, Ahmet masaya üzerinde birbirine paralel kırmızı iki kalemin arasına 5 tane eşit uzunlukta sarı kalem ve bir adet yeşil kalemi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. AB 2 kök 3 birim olduğuna göre yeşil kalemin boyu kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben şuradan bir dikeyim dedim. Tamam. AB 2 kök 3 ise şöyle kök 3 diye paylaşır bunlar kendi aralarında. Burası 90 ise burası da eğer 30 ise burası da 60'tır. Buradan baktığım zaman 60'ın baktığı kök 3 ise 30'un baktığı 1'dir. Böyle her uzunluk 1 ise bunun şöyle uzunluğu var. Bunun böyle uzunluğu var. Bunun da şöyle uzunluğu var. 4 çarpı 1'den gelip 4'ü bulurum. Veyahut gelir şuradan dikimi indiririm. 90 derece. 30. Şurası da 60. Benim bura 30'un baktığı 1 ise 90'ın baktığı kaçtı? 2. 2. 2. 2. Toplamı 8. 90'ın baktığı 8 ise 30'un baktığı yarısı yani 4'tür. İki taraftan da çözülür. Evet, bizden CD kaç birimdir soruyor. Şuralara x diyelim. Şuralara da y diyelim. Buradan 2x artı 2y 180 ise x artı y'yi ben 90 bulurum. Yani şuranın dik olduğunu gördüm. Dikse buradan 9, 12 şuraya kadar 15 üçgeni var. Özel üçgen. Buranın uzunluğu 20 birim ise benim şuraya 5 birim kalıyor. Evet, 12 birim uzunluğundaki bir merdiven yer ile 30 derecelik açı yapacak şekilde yere dik bir duvara dayandırılıyor. Buna göre merdivenin ayağının duvara olan uzaklığı kaçtır? Arkadaşlar şöyle duvar çizdim. Şöyle bir tane de merdiven çizdim. Şurası da yer olsun. Yere 30 dereceymiş. Uzunluğu 12 birimmiş. Buradan dik olacağı için 90'ın baktığı 12 ise 30'un baktığı yarısıdır. Buradan 60'ın baktığı ise 30'un baktığının kök 3 katıdır. 6 kök 3 bulurum. Evet, 12 birim uzunluğundaki bir merdiven yer ile 30 derecelik açı yapacak şekilde yere dik bir duvara dayandırılıyor. Buna göre merdivenin ayağının duvara olan uzaklığı kaçtır? Arkadaşlar şöyle duvar çizdim. Şöyle bir tane de merdiven çizdim. Şurası da yer olsun. Yere 30 dereceymiş. Uzunluğu 12 birimmiş. Buradan dik olacağı için 90'ın baktığı 12 ise 30'un baktığı yarısıdır. Buradan 60'ın baktığı ise 30'un baktığının kök 3 katıdır. 6 kök 3 bulurum.